Eko Türk'ten mutlu günler değerli izleyiciler. Yükselen Asya başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz. Asya tarafında yaşanan tüm gelişmeleri değerlendireceğiz. Ankara Politikalar Merkezi Asya uzmanı Doktor Ümit Alperen yayınımıza eşlik edecek. Sayın Alperen merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, şimdi öncelikle Joe Biden'ın Asya ziyaretiyle başlayalım isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Asya ziyaretlerine başladı ve ilk olarak Biden'ın yaptığı bu Asya ziyareti neye hedefliyor? Bu konuyu konuşalım, sonra ayrıntılarını konuşarak devam edeceğiz. Evet, Biden başkan olduktan sonra ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Ciddi anlamda ciddi açıklamalar da yaptı. Ciddi anlamda Çin'i de biraz daha, Çin'le ilişkilerini biraz daha gerildi açıkçası bu çerçevede. Biden'ın bu ziyareti yapmasındaki en büyük amaçlardan bir tanesi tabii ki bir Quad, biliyorsunuz dörtlü bir güvenlik işbirliği örgütlenmesi, Japonya, Hindistan, Avustralya ve ABD arasında. Ve bu çerçevede de bir anlaşma imzalandı. Çerçeve anlaşması, Hint-Pasifik Ekonomik Ortaklık Ekonomik Çerçeve Anlaşması. Bu da ciddi anlamda önemliydi. Çünkü bu anlaşmanın, bu çerçeve anlaşmasının amacı da Çin'in bölgedeki ekonomik etkinliğini sınırlandırmaktı. Bu şu açıdan da önemliydi açıkçası. Biliyorsunuz 2017 yılında Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'ndan Başkan Trump, eski ABD Başkanı Trump tek taraflı olarak çekilmiş ve Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması fiili olarak çökmüştü. Resmi olarak hala devam etse de. Çünkü şu var, Quad çerçevesinde evet Quad bir güvenlik, merkezli bir örgütlenme. Fakat bunun yanı sıra Çin sadece güvenlik olarak müttefiklerine bir tehdit olarak algılanmıyor. Çin'in ekonomik güvenlik anlamda olmuyor sadece. Bu ekonomik olarak da oluyor. Bu nedenle de biraz daha ekonomik olarak da bir Quad ülkeler arasında bir işbirliği yapma gereksinimi duyduklarını düşünüyorum. Daha da ilginç açıkçası bu Hint-Pasifik Ekonomik Çerçeve Anlaşması'na imza koyan devletler sadece Quad ülkeleri değil. Quad ülkelerinin yanı sıra Güney Kore, Yeni Zelanda ve daha da ilginci 7 tane ASEAN ülkesi, yani Myanmar, Laos ve Kamboçya dışındaki bütün ASEAN ülkeleri de bu çerçeve anlaşmasını imzaladı. Diğer açıdan da şu açıdan önemli bu ziyaret, ABD-Japonya ilişkileri anlamında önemli. Çünkü Asya-Pasifik'te ABD'nin en önemli müttefiki Japonya. En güçlü müttefiki Japonya ve aynı zamanda Çin'le karşı mücadelesinde ya da ABD eğer Çin'i sınırlandırmak istiyorsa özellikle Asya-Pasifik'te yine en çok ihtiyaç duyduğu ülkede Japonya. Ama şu var, hani her halükarda biraz daha yükselen Çin ama biraz hegemonik gücünü, hegemonik küresel düzeydeki hegemonik pozisyonunu korumak isteyen ABD'nin biraz daha aslında Çin'i dengelemeye çalışması ve Çin'in bu etki alanını sınırlandırmaya yönelik bir çaba olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi Biden'ın Asya turunda Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Tayvan'ı savunmak için buna askeri olarak müdahil olabileceklerini söylemesi ülke basınında geniş yankı buldu ve ifadeleri riskli ve güven kaybettirici olarak nitelendi. Biden'ın bu tarz yorumları için gaf diyebilir miyiz, yoksa politika değişikliğine mi gidiyor? Nasıl yorumlarsınız? Bir gaf mı açıkçası, bir şartlı bir açıklama vardı orada. Yani muhabirin soru soruyordu muhabir. Eğer Çin Tayvan'a saldırırsa siz nasıl bir tepki verirsiniz şeklinde. Buna da Biden'ın cevabı evet biz olursa Tayvan'ı savunuruz şeklinde bir şey. Tabii Beyaz Saray yetkililerinin açıklaması biraz daha Biden'ın açıklamalarının yanlış olduğunu söylemediler ama yanlış anlaşılmalara açık olmaması gerektiğini söylediler. Bu da şu bağlamda evet, yani ABD'de mevcut istikrarın ve güvenliğin Tayvan Boğazı'nda özellikle sürdürülmesi taraftarı şeklinde bir açıklama yaptılar. Biraz daha kısmi bir, tam bir düzeltme değil ama kısmi bir düzeltme. Tabii ki burada Biden'ın ne kastettiğini cidden biraz daha muğlak kaldı. Yani stratejik belirsizlik deniliyor aslında ABD'nin Tayvan'a karşı tutumunu. Çünkü ABD'nin Tayvan politikası 1979 yılında Pekin'le
Washington diplomatik ilişkileri başlattığında Tayvan'dan diplomatik tanımayı çeken ABD Tayvan'la ilişkilerini özel bir yasayla düzenledi. Bu da Tayvan'la ilişkiler yasası 1979 yılına dayanıyor. Bu yasa çerçevesinde Tayvan'ın kendisini savunabilmesi için ABD'nin gereken güvenlik desteğini vermesini öngörüyor bu yasa. Ve bu yasa çerçevesinde de biliyorsunuz ABD'nin Tayvan'a silah satması ya da askeri işbirlikleri vesaire bu yasa çerçevesinde oluyor. Tamam, bu biraz daha ABD'nin iç yasalarına dayanarak yapılan bir yapılan ve geliştirilen bir politika. Ve bu bağlamda da şunu içermiyor. Yani bir ortak savunma anlaşması değil bu açıkçası. Tek taraflı bir taahhüt bu. Tayvan'a verilmiş. Yani bir ABD ile Japonya arasında ve ABD ile Güney Kore arasındaki bir ortak savunma anlaşmasına benzer bir savunma anlaşmasından bahsetmek çok mümkün değil. Evet, bu Tayvan yönetimi tarafından da çok memnuniyetle karşılandı. Teşekkür edildi. Ve dünya basınından da ciddi anlamda bir şeyle karşılandı, bir ciddi bir gündem oldu. Çünkü sizin de sorduğunuz sorunun aslında cevabını merak ediyorlar. Evet, ABD gerçekten bir taraf konusunda politika değişikliğine gidiyor mu? Bence henüz daha ABD'nin bir politika değişikliğine gittiğini söylemek çok zor. Çünkü mesela şu an ABD Kongresi'nde bekleyen bir yasa önerisi var. Bu da Şubat 2021'de Cumhuriyetçi Senatör Reid sanırım ismine Rick Scott'un verdiği bir öneri. Bu da Tayvan'ın işgalinin önlenme yasa teklifi. Bu çerçevede de aslında çünkü 79'daki o Tayvan'la ilişkiler yasasına göre ABD'nin Tayvan'a Çin'in saldırısı durumunda doğrudan yardım etmesi çok mümkün değil. Yaklaşık bir 2 aylık bir süreç getiriyor. Hem Amerika iç kamuoyundaki tartışmalar, işte kongreden başkanın yetki alması vesaire. Tabii ki böyle bir kriz çıktığı zaman ya da Tayvan'a saldırdığı zaman ABD o an için nasıl tepki verir? Tabii ki iç yasalarını bir an evvel iç tartışmaları sonlandırıp doğrudan hemen bir tepki verir mi? Hani orasını bilmiyoruz ama hani genel teknik yönünü söylüyorum. Dolayısıyla ve kongreden onay alması lazım başkanın Tayvan'a yardım edebilmesi için. Askeri olarak yardım edebilmesi için doğrudan. Ve bunu yapabilmesi, bu süreci kısaltmak amacıyla Rick Scott'un verdiği yasa teklifi Şubat 2021'de Tayvan'ın işgalinin önlenmesi yasası. Yasa teklifi. Ve dolayısıyla aslında henüz ABD'nin Tayvan konusunda bir politika değişikliğine gittiğini söylemek çok çok erken. Henüz hala o stratejik belirsizlik korunuyor. Fakat şu var, yani Rusya'nın özellikle Ukrayna işgalinden sonra Batı'nın bir blok halinde Rusya'ya çok sert tepki vermesi ve Ukrayna'yı askeri olarak askeri yardım anlamında desteklemesi açıkçası Tayvan konusunda da eğer böyle bir kriz ya da sorun patlak verdiğinde savaş patlak verdiğinde ABD'nin ve Batı'nın bu şekilde bir Tayvan'a askeri destek verebileceğini söyleyebiliriz. Bu önemli bir şeydi, göstergeydi. Yani Batı ülkelerinin Ukrayna'ya olan desteğini. Benzer açıklamalar açıkça eski Japon Başbakan Shinzo Abe de yapmıştı. O da Tayvan'ın güvenliğini kendi güvenlikleri olarak gördüklerini söylemişti. Dolayısıyla ciddi anlamda bir politika değişikliği bu var mı? Bunu söylemek henüz erken. En azından şunu bekleriz. Örneğin işte Hint-Pasifik ekonomik çerçeve anlaşmasına mesela ASEAN ülkeleri de imza koydu ama Tayvan bunun bir parçası olmadı. Eğer bir politika değişikliğinin ilk işaretlerinden bir tanesi örneğin Tayvan'ın biraz daha uluslararası örgütlere ya da çok taraflı anlaşmalara dahil edilmesi halinde ABD'nin bu türden bir politika değişikliğine gittiğini söyleyebiliriz. Bu daha çok açıkçası ABD evet bir politika değişikliği ama bu politika değişikliği daha çok eylemsel bir politika değişikliği. Resmi değil. Bunu da nereden, bu sonuca nasıl varıyoruz? Bunu da biraz daha açıkçası Ukrayna meselesi nedeniyle varıyoruz. Çünkü 2014'teki
Rusya'nın Donbas ve Kırım konusundaki yaklaşımına, 2008'deki Rusya'nın Gürcistan işgaline Batı daha şey kalmıştı. Yani biraz daha pasif kalmıştı. Fakat 2022'den itibaren bu politika değişikliği var. Benzer bir şey de Tayvan konusunda da olabilir. Ne ölçüde olabilir? Açıkçası bunu şu an söylemekte çok mümkün değil. Biraz daha beklemekte fayda var. Bunu da belirleyecek olan Çin-ABD ilişkilerinin düzeyi olacaktır. Hazır siz konuyu açmışken aynı konudan devam edelim. Hint-Pasifik ekonomik çerçevesine yeni ülkelerin katılacağı açıklandı ve bu çerçeveye Çin davet edilmedi. Son zamanlardaki Amerika Birleşik Devletleri-Çin ilişkilerini nasıl yorumluyorsunuz? Oldukça gergin. Oldukça gergin. Bu gerginliğin bir nedeni de NATO'nun evet Doğu Avrupa'da genişlemesi, Rusya'nın Ukrayna'ya işgali, Ukrayna'ya tepkisi, bu ciddi anlamda Çin tarafından bir gerginliğe ve bir tehdit algısına neden oldu. Çünkü Çin'in işte NATO'nun Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı genişlemesi, bu aynı zamanda Çin'de şöyle bir algıya neden oluyor. AUKUS, QUAD gibi güvenlik örgütlenmeleri üzerinden Çin'e karşı da bir genişlemenin olabileceği, yani bu örgütlerin biraz daha NATO'vari, NATO gibi bir hareket edebileceği endişesi var. Bu ve ciddi anlamda o bahsettiğim işte Batı'nın Ukrayna'ya desteği de benzer şekilde Çin'de şöyle bir algıya da neden oldu. Batı ya da Amerika Birleşik Devletleri merkezli Batı artık Çin politikasını ya küresel politikasını değiştirdi ve küresel politikada kendisini en büyük tehdit olarak gördüğü ülkede Çin ve giderek bu rekabetin, yani daha önceki Çin-ABD ilişkilerini rekabetsel işbirliği olarak adlandırıyorduk. Yani hem bir rekabet vardı ama aynı zamanda bir işbirliği de vardı. Fakat bu işbirliği alanları giderek azaldığı gibi rekabet alanları da biraz daha bu çatışmaya dönüyor. Çünkü 12-13 Mayıs'ta biliyorsunuz Washington DC'de Amerika Birleşik Devletleri ile ASEAN ülkelerinin özel bir zirvesi vardı. Bu zirvede Çin ciddi anlamda biraz daha tedirgin de oldu. Ciddi tepkisini de ortaya koydu. Bunun yanı sıra işte bahsettiğimiz işte Tokyo, Biden'ın Japonya ziyareti. Ya baktığımız zaman böyle bir açıkçası Asya'daki gerginliğin yoğunlaştığını, Asya-Pasifik'teki gerginliğin yoğunlaştığını görüyoruz. Özellikle bu Rusya'nın Ukrayna Savaşı sonrası daha da arttı. Yani artık o stratejik rekabetsel işbirliğinden ikili ilişkiler çok çok uzaklaştı. Artık da hani nerede çatışırlar, nasıl bir yeni bir birbirlerine karşı bir hamle görürüz, buna şahit oluyoruz. Böyle bir sürece girdik. Çünkü şöyle bir şey vardı. Çünkü ASEAN ülkelerinden bahsediyoruz. Genelde ASEAN ülkeleri Çin'le ABD arasında bir denge politikası izliyordu. Ya bu özellikle Soğuk Savaş sonrası hep böyle. Çin'in ekonomik büyümesinden, ekonomik gelişiminden, büyük bir yatırımcı olmasından ciddi anlamda evet bu ülkeler faydalanıyordu. Ama Çin'i dengelemek için de, çünkü ciddi tarihsel sorunlar var aralarında, ciddi tehdit algıları var, ciddi işte endişeler vesaire, bir sürü faktör var. Ve güvenlik anlamında da ABD ile hiçbir zaman da aslında ilişkilerini koparmadılar. Belli bir düzeyde devam ettirdiler. Şu an bakıyoruz, çünkü şu anda baktığımız noktada da Asya-Pasifik'teki ülkelerin biraz daha aslında hani hangi tarafta olacak? Çin tarafında mı olacak bu ülkeler? Yoksa ABD tarafında mı yer alacaklar? Bunun biraz daha açıkçası mücadelesi gibi görünüyor. Yine tabii ki ASEAN ülkeleri muhtemelen yine bir denge politikası izlemeye çalışacaklar. Fakat şu da var, yani karşı taraftan Çin de bir atak yapıyor. Çin bir çevrelenme algısı içerisinde ABD'nin ve müttefiklerinin kendisini çevrelediğini düşünüyor. Aynı zamanda Çin de açıkçası baktığımız zaman şöyle bir çevreleme politikası geliştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Tabii ki Çin'in çevrelemesi daha yumuşak bir çevrelemeden bahsetmek ve emeklediğini söylemek daha mantıklı olacak. Örneğin 26 Mayıs 4 Haziran tarihler arasında, yani yarın Wang Yi'nin Pasifik'in küçük ülkelerine bir ziyareti başlayacak. Yaklaşık 7-8 günlük bir ziyaret. Yani bunların başta işte Solomon Adaları var.
Kribati var, Papua Yeni Gine, Papua Yeni Gine var, Doğu Timor var. Bu da şu, evet bir çatışma alanı çıkacaksa ya da bir mücadele alanı çıkacaksa Çin bunu biraz daha kendi bölgesinin uzağında yapmaya da çalışıyor. Uzağında. Yani düşmanı ya da rakibini, düşman demeyeyim ama rakibini daha uzakta karşılamaya çalışıyor. Ki Solomon Adaları biliyorsunuz ciddi anlamda Avustralya'da 19 Nisan'da Solomon Adaları ile Çin bir güvenlik anlaşması yaptı. Güvenlik çerçeve anlaşması yaptı ve bu ciddi anlamda Avustralya tarafından da bir tehdit olarak algılandı. Ve Çin muhtemelen yine bu Pasifik'in küçük ada ülkeleriyle ilişkilerini yoğunlaştıracağını düşünüyorum. Tabii ki bunu Çin'in bu ana motivasyonu da ABD'nin ve müttefiklerinin kendisine karşı oluşturduğu dengeleme ve çevreleme politikasına bir cevap niteliğinde. Peki şimdi Çin'i devreden çıkarmaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Peki yatırımları nereye yapacak? Çin'e alternatif olarak Türkiye olabilir mi? Açıkçası bu biraz daha evet ABD'nin bir samimiyet testi olacak. Batı'nın da bir samimiyet testi olacak. Çünkü şu var, evet Çin'i bir tehdit olarak algılıyorlar ve bir Çin'i tehdit olarak algıladıklarını açık açık resmi dokümanlara, belgelere artık girmeye başladı. Ama şu var, ABD'nin en büyük Çin'in en büyük ekonomik ortağı Amerika Birleşik Devletleri. Yani aralarında evet ciddi bir ekonomik bağımlılık var. Evet var. Fakat giderek işbirliğinin neredeyse çok azaldığı, rekabetin aralarında ciddi bir rekabetin başladığı bir süreçte ABD'nin Çin'de yatırımlarını tutması, Japonya'nın ciddi anlamda Çin'de yatırımlarını tutması da bir çelişki gibi bir çelişki üretiyor aslında. Burada bir çelişki ortaya çıkarıyor. Yani nihayetinde şu vardı, pandeminin ilk dönemlerinde özellikle küresel tedarik zincirlerinin de kesintiye uğramasıyla birlikte Çin'den bir sermaye çıkışı vardı. Evet bu biraz daha Çin'in iş politika yani ekonomi politikasından kaynaklanıyordu. Biraz evet bu pandemiden kaynaklanıyordu. Ama şu da vardı, özellikle Japonya, Amerika Birleşik Devletleri gibi Çin'i ciddi anlamda rakip gören ve bu rakiplik düzeyinin seviyesinin arttığını belirten ülkelerin oradaki yatırımlarını kısmen daha çok gelişmekte olan gelişen ülkelere kaydırdığını da görüyoruz. Hangi ülkelere? Hindistan, işte Vietnam, Endonezya, kısmen belki Türkiye. Yani Türkiye de bu süreçten ciddi anlamda faydalanabilir. Evet, bu ülkeler daha çok işte sermaye dallar, sermayelerini, üretim alanlarını biraz daha fazlalaştırmaya. Fakat çalışmaları, fakat bunun işte ne kadar, ne ölçüde olacak? Bu biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şeyi olacak açıkçası, samimiyet testi olacak. Japonya bu noktada daha aktif olduğunu görüyoruz. Özellikle pandeminin ilk aylarında Çin'den çıkacak Japon şirketlerine yönelik bir teşvik paketi de açıklamıştı. Son durumu ne açıkçası çok da bilmiyorum. Fakat şu var, yani şu da gözden kaçmaması lazım. Bir Batı, Amerika, Rusya rekabeti gibi bir Çin, ABD rekabetini beklemek de açıkçası biraz korkutuyor. Şu anlamda korkutuyor. Çin, Rusya gibi küçük bir ekonomi değil. Dünya gayri safi milli hasılatının %17'sini oluşturuyor. Ve bu ABD ile birlikte bir düşündüğünüz zaman %40'lık bir düzeye çıkıyor. Ve bu iki ülke arasındaki ekonomik rekabetin ya da siyasi çatışmanın, siyasi rekabetin ekonomik alanda da ciddi anlamda yoğunlaşması, evet bu dünya ekonomisi için, dünya finansı için de ciddi bir risk oluşturuyor. Bunu nasıl çözecekler? Açıkçası bu sorun henüz belirsizliğini koruyor. Diğer yandan şu var, yani Çin evet büyük bir üretici güç, fakat Çin aynı zamanda büyük bir pazar. Büyük bir pazar. Bu ülkelerden ülkeleri Çin'e yönelik yabancı sermayenin girişi ya da orada durması biraz daha Çin yönetiminin orada iş pazarını bu ülkelere ne kadar açacağıyla da alakalı bir şey. Yani biliyorsunuz Avrupa Birliği, Çin
yatırım anlaşması imzalandı ya da bölgesel Çin'in daha dahil olduğu Güney Asya Pasifik ülkelerinde dahil olduğu bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasına imza konuldu. Çünkü bunu imza koyarken buradaki devletlerin bir motivasyonu da şu, aktörlerin bir motivasyonu da şu, Çin'in büyük bir pazar olması. Yani Çin'in büyük bir pazar olması ve devasa bir pazar olması ve Çin pazarı hala ciddi anlamda büyüyen bir pazar. Peki. Bu ülkelerde açıkçası çok da bu fırsatı da tepmek istemiyorlar, kaçırmak istemiyorlar. Muhtemelen bunu biraz daha zamana bırakacaklar ve siyasi rekabet arttıkça ve bu rekabet alanları biraz daha çalışmaya döndükçe ya da böyle bir hissiyat oluştukça da muhtemelen yabancı sermayede, ya batılı yabancı sermayeden bahsediyorum, kaçabilir. Peki hemen şu konuya da geçelim isterseniz. Sri Lanka'nın yaşadığı ekonomik krize, çünkü burada da Çin'in adı geçiyor. Ülkenin pandemi döneminde halen 2,8 milyar dolar kredi aldığı, Çin'den 2,5 milyar dolara kadar ek kredi istediği de basında yer alan haberler arasında ve Hindistan, Çin'i Sri Lanka'yı borç tuzağına düşürmekle de suçluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Bu durumda şu var açıkçası, evet, Sri Lanka ciddi anlamda Çin'e borçlu bir ülke ve ülkenin en büyük kreditörlerinden bir tanesi Çin'di. Çin'in ciddi anlamda altyapı yatırımları vardı vesaire ki protestocularda Çin'in özellikle Sri Lanka yönetiminin Çin'le yakın ilişkilerini ve Çin'in Sri Lanka yönetimine kredi sağlayarak gereksiz altyapı yatırımları yaptığını ve ülkenin dövizinin bir anlamda israf edildiğini söylüyorlar. Çin'in burada evet ciddi anlamda bir şeyi var. Bir ikilem de oluştu Çin için. Çünkü Nisan'da sanırım Sri Lanka Maliye Bakanı Ali Sapri olması lazım. Ali Sapri Washington DC'ye gitti. Orada IMF'le, Dünya Bankası'yla vesaire görüştü. Bu ciddi anlamda biraz Çin'de hoşnutsuzluk da yarattı. Çünkü bu yılın başında, Ocak 2022'de Sri Lanka yönetimiyle Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin bir görüşmesi vardı ve bu görüşmede Sri Lanka'nın Çin'e olan borçlarının yapılandırılmasını istedi. Fakat Çin biraz daha bu konuyu bir cevap da vermedi. Sri Lanka'nın IMF ile Dünya Bankası ile görüşmesi Çin'de biraz daha hoşnutsuzluk da yarattı. Her ne kadar bazı açıklamalar olsa da Çin'de işte Sri Lanka'nın borcunun yeniden yapılandırılması konusunda daha olumlu tavır takınacağını söylemelerine rağmen. Bu anlamda da şu var, IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumların, uluslararası finansal kurumların Sri Lanka'ya girdiğinde burada Sri Lanka'daki Çin yatırımlarını ya da Çin'in varlığını burada ne kadar, ne ölçüde etkileyecek? Biliyorsunuz Hambantota Limanı vardı ve Sri Lanka borçları karşılığında %80'ini Hambantota Limanı'nı Çin'e devretti. Ki evet. Sri Lanka dediğimiz ülke aynı zamanda Hindistan'ın da arka bahçesi olarak görülebilecek bir ülke. Diğer yandan da şu var, şu da önemli. Çin'in bir ikilem olarak eğer Sri Lanka'da borcu yapılandırdığı zaman, yani Çin'e olan borçlarını yapılandırdığı zaman ki bu yatırımların çoğu ve borçların çoğu kuşak yol gelişimi çerçevesinde yapılan yatırımlar ve krediler. Diğer ülkelerde, yani borç batağındaki diğer ülkelerde Çin'den aynı talepte bulunabilir mi? Peki. Ankara biraz daha Çin için bir ikilem oluşturuyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ankara Politikalar Merkezi Asya Uzmanı Doktor Ümit Alperen, hem katılımınız hem de değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Yükselen Asya'yı noktalıyoruz bu haftada. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Küresel Bakış programında Eda Özdemir sizlerle olacak. Şimdi hoşça kalın.